Merhaba arkadaşlar, ben İlke Hoca. Paraf Akademi ile biyoloji derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiye kadar iki tane videoda sinir sistemini işlemiştik. Bu da bugün üçüncü videomuz ve burada insanda sinir sistemini inceleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Videolarımızın altında kısa linkler var. Bu linklerde dersin PDF'leri bulunuyor. O PDF'leri indirerek dersi daha kolay bir şekilde takip edebilir, not tutma sürecini kısaltabilirsiniz. O yüzden muhakkak o PDF'lerden faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ders akışı ile ilgili bilgilendirme istiyorsanız Instagram sayfasına baktığınız zaman orada da aylık olarak bütün derslerin programlarını bulabileceksiniz. Hadi gelin bugünkü dersimize hızlı bir şekilde başlayalım. İnsanda sinir sistemi konusunu işleyeceğiz. İnsanda sinir sistemi çok uzun bir konu. O yüzden yine birkaç videoda bu seri devam edecek. Hemen gelin bugün neler yapacağız, daha sonra neler yapacağız şöyle bir bakalım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar insanda sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılacak. Merkezi sinir sistemine baktığım zaman omurilik ve beyinden bahsedeceğim ve ben bugün özellikle size beyin kısmını anlatacağım. Beyne baktığım zaman ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere 3 kısımda inceleniyor. Ön beyin kendi içinde uç ve ara beyin olarak ayrılırken ara beyninde yine alt basamakları var. Talamus, epitalamus ve hipotalamus olmak üzere. Orta beynin alt basamakları yok. Arka beynin ise beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere kısımları olacak. Daha sonra ilerleyen bölümlerde omuriliği işleyeceğiz ve çevresel sinir sistemini işleyeceğiz. Çevresel sinir sistemini anlatırken de size duyu bölümü ve motor bölümü olarak ayırarak başlayacağız konuya. Ardından motor bölümünde kısımlarını somatik otonom sinirleri, otonom sinirlerin kısımları olan sempatik ve parasempatik sinirleri göreceksiniz. Yani gördüğünüz gibi konumuz uzun ama gözünüzü asla korkutmasın. Size en basit, en önemli yerlerini anlatarak bu konuyu anlamanızı sağlamak istiyorum. Şimdi gelin beyinden bahsedeceğiz dedik. O zaman şöyle beyinde nereleri göreceğiz? Hemen bir resim üzerinde kafamızda şekillendirelim. Şimdi ben bugün size beyni anlatırken ön beyni anlatacağım. Ön beyin neresi hocam? Ön beyin şu girintili çıkıntılı büyük yeri görüyorsunuz ya. Ön beyin burası arkadaşlar. Bir de şu bölgeyi de alıyoruz ön beyni incelerken. Peki arka beyin neresi? Arka beyinde hemen ön beynin bittiği arkada altta kalan kısım olacak. Bir de bunun üzerinde gördüğünüz şu bölge var. Burası da nereyi oluşturacak? Orta beyni oluşturacak. Evet, o zaman dersimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman merkezi sinir sistemi kim oluşturdu? Beyin omurilik oluşturdu. Çevresel sinir sistemini ise beyin sinirleri, ganglionlar ve omurilik sinirleri oluşturmuş oldu. Beyin bizim için önemli. Beyne baktığımız zaman yaklaşık olarak böyle kadında ve erkekte tabii ki değişiyor. 1400 gram kadar bir ağırlığa sahip. Tabii ki ağırlık bizim için önemli değil. Sayısal bir soru sormazlar çünkü. Bunun neyisini soracaklar? Neden önemli? Çünkü beyne baktığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Beyin çevresel sinir sisteminden gelen bilgileri alıyor. Bu verileri değerlendiriyor ve bunlara karşı bir cevap emir oluşturuyor. Ve bu emri çevresel sinir sistemiyle yine ne yapıyor? İlgili yerlere gönderiyor. Beyne baktığımız zaman beyin korunmasını sağlayan zarlar var. Biz bunlara Meninx zarları, meningen zarları diyeceğiz. Bu zarların görevlerini, yapılarını öğrenelim çünkü bunlar sorulabiliyor. Şimdi bakıyorum kafatasıma. Kafatasının üstünde ne var? Bir deri var. Hemen derinin altında kafatası kemiğini görüyorsunuz. Kemiğin altında dıştan içe doğru sıralı bir şekilde sert zar, örümceksi zar ve ince zar var. Bunlar beyne yapışık olarak bulunuyor arkadaşlar kafatası kemiğinden sonra. Fakat omuriliği de aldığı için bunlar omurilikte ne diyeceğim? Serbest olarak görülür diyeceğim. Lütfen beyindeki ve omurilikteki yere dikkat edelim. Bir de hemen bu zarların altında ne başlıyor? Beyin başlıyor. Beyine baktığım zaman, enine bir kesit aldığım zaman şu gölgeli yer boz maddeyi oluşturur. Şurada gördüğünüz ak yer ise arkadaşlar ak madde dediğimiz kısmı oluşturur. Peki neden ak yer, boz yer diyorum? Boz yer dediğim zaman sinir hücrelerinin gövdelerinin, hücre gövdelerinin olduğu kısımdan bahsediyorum. Ak yer dediğim zaman da sinir hücrelerinin aksonlarının olduğu yerden bahsediyorum. Aksonlar miyelinle kaplı olduğu için miyelinin yapısında da hatırlayın lipoprotein yapılı demiştim. Yani lipid vardı. Lipidlerden, yağlardan dolayı beyaz bir görüntü oluşuyor. O yüzden de bu bölgeye ne diyeceğiz? Ak madde diyeceğiz. Hemen şimdi bu zarların görevlerine bakalım. Şimdi arkadaşlar
Zar bizim için neden önemli? Çünkü bizi koruyor. Eğer korumazsa, burada bir hastalık oluşursa, iltihaplanırsa, burada menenjit adını verdiğim hastalık oluşacak. İlk zarım sert zar. İsminden de tahmin ediyorsunuzdur. Dışarıdan gelen darbelere karşı, yani mekanik etkilere karşı beyni koruma görevi var. Ve sert zar beyin çevresinde kafatası kemiklerine yapışmış halde bulunduğu için omurilikten farklı olarak bağlı bulunurken omurilikte serbest bulunuyor. Örümcekse zar dediğim zaman örümcek ağının yapısını hepimiz biliyoruz bence. Ne yapıyor örümcek ağ? Sert zar ve en alttaki ince zarı birbirine bağlıyor. Arkadaşlar çok ince bir yapıya sahip, çift yapraklı. Bu nedenle üst taraftan sert zarı, alt taraftan da ince zarı ne yapmış olacak? Bir ağ gibi birbirine bağlamış ve iletişimin kurulmasını sağlamış olacak. İnce zar dediğim zaman, ince zar da en içteki zar. İnce girintilere, beynin çıkıntılarına karşı giriyor. Girinti dediğim zaman giruslardan bahsediyorum. Çıkıntı dediğim zaman da sulkuslardan bahsediyorum. Yani beynin bütün kıvrımlarına girip çıkıyor. Neden peki giriyor? Çünkü arkadaşlar kan damarları var burada. Bunu sorarlar. Kan damarları olan tek zar çeşidi burada ince zar. Ve beynin beslenmesini, beynin ihtiyacı olan solunum gazının alınmasını sağlayacak. Ve arkadaşlar buradaki kan damarları geçirgenliği az olduğu için kandan zararlı maddeler ne yapamayacak? Nörona ya da beynin bölgelerine geçemeyecek. Peki bir de boz sıvısı adını verdiğimiz, baş harflerinden beyin, omurilik sıvımız var. Bu sıvı arkadaşlar örümceksi zar ile ince zar arasındadır. Peki bu sıvı nasıl oluşuyor? Bu sıvı arkadaşlar kan basıncı etkisiyle kılcal damarlardan süzülen sıvıdan oluşuyor. Bu beyin ve omuriliğe ait boşluklarda dolanıyor ve tekrar sonra kan damarına dönüyor. Ve merkezi sinir sisteminin hastalıkları teşhis edilirken beyin omurilik sıvısına bakılıyor. Genellikle bu belden bir sıvı alırlar ve bu şekilde test yaparlar. Peki boz sıvısı ne işe yarıyor? Neden önemli? Şimdi beyin omurilik sıvısına baktığım zaman arkadaşlar özellikle darbelere, mekanik etkilere, sarsıntılara karşı koruyacak. Tabii ki çok büyük sarsıntı ve darbelere karşı değil arkadaşlar. Büyük zararlarda koruyuculuğu yok. Ve beslenmesini sağlayacak, iletişimini sağlayacak, hormonların alınmasını sağlayacak. Bunun dışında iyon dengesinin kurulmasını sağlayacak. Hatırlayın size aksiyon potansiyelini anlatırken işte sodyum önemli demiştik. Orada işte potasyumu vardı. İşte anlatmamış olabiliriz. Klor da çok etkilidir. Bunlar da olmazsa olmazsa iyon dengesinin kurulması gerekiyor. Bunun dışında ne yapacak? Her hücre gibi beyin hücrelerimizin de neyi olacak? Metabolik atıkları olacak. O zaman metabolik atıkların uzaklaştırılmasında da görev görmüş olacak. Şimdi gelin hemen buraya kadar anlattıklarımla ilgili birkaç soru bakalım. İlk sorumuz diyor ki beyin omurilik sıvısı görevlerinden hangilerinin gerçekleştirilmesinde rol alır? Bakalım, omuriliğin mekanik etkilerden korunması demiş. Evet, dışarıdan gelen darbelere karşı koruyacak. Kan ile beyin hücreleri arasında madde geçişine aracılık yapmak demiş. Evet, bunu da gerçekleştirecek. Merkezi sinir sistemin iyon dengesi zaten az önce söyledik sağlayacak. İçerdiği al yuvar hücreleri sayesinde nöronların oksijen ihtiyacını karşılar demiş. Al yuvar hücresi içermek demiş. Arkadaşlar beyin omurilik sıvısı kandan süzülen sıvıdan geldiği için burada al yuvar hücreleri taşınmaz. O yüzden bu ne demek? Yanlış demek. Benim 1, 2 ve 3'ün olduğu cevabı seçmem gerekiyor. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3 nerede var? D şıkkında var. Cevabımız D. Şimdi beyni inceleyecekken ne dedik biz? Ön, orta ve arka olarak inceleriz dedik. O zaman ön beyinle başlayalım. Ön beyin arkadaşlar beynin büyük kısmı. En büyük kısmı olarak da geçiyor. Beynin bu bölgesini ne yapmıştık biz? Uç ve ara olarak değerlendireceğiz demiştik. O zaman gelin uç beyine bakalım. Uç beyine baktığımız zaman uç beyin bizim için önemli. Çok önemli görevler gerçekleştirecek. Bunlarla ilgili sorular çıkıyor. O yüzden dikkatli olalım. Şimdi beyni ne yaptı? Üstten kapladı. Şöyle hatta şöyle çizelim, bir görsel çizelim buraya. Beyni üstten kapladı. Bir de arkadaşlar iki yarım küreden oluştu. Tabii bu iki yarım küre birbirinden ayrı değil, birbirleriyle bağlantılı. Benim çizdiğim şekli sakın hani ayrıymış gibi düşünmeyin. Bunlar arkadaşlar içeriden baktığınız zaman bir yarık tarafından ayrıldığı için iki yarım küreye ayrılıyor. Sağ ve sol lob olmak üzere. Ve bunları baktığınız zaman bağımlı oldukları için üst kısımdan bağlayan bir nasırlı cisim var.
Alttan bağlayan ise beyin üçgeni var. Yani bunlar neymiş? Birbirine bağlıymış. Sakın ha unutmayın. Ve bunları arkadaşlar bir de enine bölen, enine ayıran bir yarık var. Enine bölen yarıya da Rolonda yarığı ismini veriyoruz. Ve Rolonda yarığı ne yaptı? Beyni ön ve arka olmak üzere ayırmış oldu. Şimdi burada dedik ki corpus callosum, yani nasırlı cisim dediğimiz bir yapı var dedik. Beyni bağlıyordu iletişim kurması için. O yapı bizim için önemli. Neden önemli? İstemli hareketlerin, öğrenmenin, hislerin oluşması, irade kullanma gibi olayların gerçekleşmesi için impulsları alıyor. Bu impulsları önceden kazanılmış olan, yani öğrenilmiş olan bilgilerle karşılaştırıyor ve bireye özel kalıtsal bir tepki oluşturulmasını, yani onun kalıtımına özel bir tepki oluşturulmasını sağlıyor. Yine yüz tanıma gibi olaylar bu bölgeyle ilgili, hem duyu hem de motor nöronlar burada bulunuyor. Gelin şöyle bir bakalım. Ne dedik? Beyin iki yarım küreye ayrıldı dedik. Sol beyin ve sağ beyin olmak üzere ayrıldı dedik. Şimdi sol beyin ve sağ beynin bazen özelliklerini soruyorlar. Nereleri kontrol ettiğini ile ilgili basit sorular gelebiliyor. Genel kültür aslında bunlar. Sol beyine baktığımız zaman sağ elimizi, bakın sol beyin sağ elimizi kontrol ediyor. Görüyor musunuz? O zaman bu küreler birbirinin zıttını kontrol edecek. Bunun da sebebini dersin sonuna doğru anlatacağım. Kaçırmayın. Dil becerisi, analitik düşünme, mantık, karar verme, bilim ve matematik, sayısal beceriler ve yazım gibi olayları sol beynimiz kontrol ediyor. Sağa baktığım zaman sol el, hayal gücü, sanatsal farkındalık, yaratıcılık, sezgi, bütüncül düşünce, üç boyutlu algılama, kavrama ve müziksel farkındalıkla ilgili kısımları kontrol etmiş oluyor. Uç beynin peki görevleri ne? Bana neyi sorarlar? Arkadaşlar burada istemli davranışlardan sorumlu. Yazalım buraya istemli. Yani o zaman benim yapmam gerekecek bu davranışları. Başkası kontrol etmeyecek, otomatik gerçekleşmeyecek. Ne peki bunlar? Uç beyin öğrenilmiş davranışların denetiminin yapıldığı merkezlerin bulunduğu yer. Bacak, kol gibi kasların yönetildiği ya da koklama, görme, işitme gibi duyuların algılandığı merkezlerin bulunduğu yer. Yine düşünme, zeka, hafıza, öğrenme, konuşma, yazma, bilinç ve hayal kurma gibi olaylar yine uç beyinde değerlendiriliyor. Peki bir canlının uç beyni zarar görürse ne olur? Bunlarla ilgili sorular çıkıyor. Diyor ki bir kuşun uç beyni çıkarılmıştır ya da bir insanın uç beyni çıkarılmıştır. Nokta noktaları yapamaz. Yukarıdaki yargılardan hangisini yapamaz şeklinde sorular var. Şimdi uç beyin istemli, yani bilinçli olayların gerçekleştirildiğine göre bilinçle ilgili şeyleri canlı gerçekleştiremeyecek. Mesela bir kuş düşünün, avcısından kaçmak istiyor. Çıkarıldığına göre ne yapamayacak? Bunu tanıyamayacak, dışarıya karşı duyarlılığını kaybetmiş olacak ve kaçamayacak. Fakat sen onu ittirirsen ne yapacak? Yürüyecek ve koşma hareketini, atarsan uçma hareketini gerçekleştirecek. Acıkma ile ilgili bir his oluşmayacak ama sen onun ağzına yiyeceği koyarsan ne yapacak? Çiğneme ve yutkunma olaylarını gerçekleştirecek. O yüzden bu gibi ifadeleri değerlendirirken, düşünürken istemli bir hareket mi, bilinç gerektiriyor mu, buna bakarak değerlendirme yapacağız. Birazdan sorular çözeceğiz zaten. Bir de arkadaşlar uç beyne baktığımız zaman şu şekilde üstten görüntüsünü görüyorsunuz. Dört kısma ayrılıyor. Lob dediğimiz kısımlara ayıracağız şimdi onu. Yan lob, ön lob, arka lob ve şakak lobu. Bunlar neleri gerçekleştiriyor? Yan lob dediğimiz zaman genellikle tatların, dokunmanın algılanmasının sağlandığı, işleyen belleğin olduğu, düşüncelerin oluşturulduğu, özellikle üç boyutlu mekanın algılandığı, özellikle böyle mimarlıkla ilgili şeyleri yapan kişinin bu bölgesinin daha gelişmiş olduğu söylenir. Ya da konuşulan ve yazılanların anlaşılmasıyla ilgili değerlendirmeler bu bölgeden yapılıyor. Ön loba baktığım zaman burada istemli kas hareketleri, yazma, konuşma gibi hareketler gerçekleşiyor. Özellikle algılama ve tanımlamayla ilgili bilgiler işleniyor. Kişilik oluşumuna etkili olduğu bölgenin bu olduğu söyleniyor. Denetleme ve davranış kontrolünün yapıldığı bölge, problem çözme, organizasyon yapma gibi yetenekler buradan kontrol ediliyor. Arka loba baktığım zaman görme, fotoğrafik hafıza, görsel yorumlama, okuduğunu anlama ve canlandırma ve görüntüleri birleştirme olayları burada gerçekleşiyor.
şakak lobuna baktığım zaman burada konuşulan kelimelerin anlamlarının ifade edilmesi, kısa süreli hafızanın bulunması, işte duyguların denetimi, beden dilinin algılanması, koku ve işitmenin anlamlandırılması, kelimelerin ve isimlerin hafıza merkezi gibi bunları çoğaltabiliriz. Şimdi gelelim uç beyni bitirdiğimize göre ara beyni. Ara beyni arkadaşlar beyin yarım küreleri arasında kalan kısımdı. Talamus, hipotalamus ve epitalamus olmak üzere 3 kısma ayrılacak. Bazı kaynaklarda epitalamusu görmezseniz bu yok mu, yanlış bilgi falan diye düşünmeyin sakın. Epitalamus da bulunan bir bölge arkadaşlar. Biz bunu da anlatacağız. Şimdi hemen o zaman talamusla devam edelim. Talamus dediğim zaman arkadaşlar beynin alt kısmı ve omurilikten gelen sinirlerle uç beyindeki duyu merkezlerine giden sinirlerin geçiş bölgesinden bahsedeceğim. Talamus dediğim zaman duyuların toplandığı ve değerlendirildiği, yani bir santral görevi görüyor talamus. İlgili yerlere ne yapıyor? Hemen santral gibi bağlıyor, gönderiyor. Ama koku duyusu hariç. Çünkü koku duyusu direkt uç beyne gider arkadaşlar. Talamus ileri düzeyde algılama yapıyor ve bunları beyin kabuğuna daha sonra iletiyor. Duyular beyin kabuğundaki merkezlere iletilmeden önce güzel, çirkin, iyi, kötü gibi bazı gruplandırmalar yapılıyor. Talamus aynı zamanda uç beyinden ve diğer beyin bölgelerinden impulsları alarak duyguların uyku ve uyanıklılık döneminin düzenlenmesinde de görev yapmış oluyor. Gelelim bir diğer kısım olan hipotalamusa. Şimdi hipotalamus dediğim zaman arkadaşlar benim burada neyi bilmem gerekiyor? 9. sınıfta canlıların ortak özelliğini anlatırken anlatmıştım. Homeostaziyi bilmem gerekiyor. Çünkü homeostazi kurulmasına neydi? İç denge kurulmasını sağlıyor. Dışarıdan gelen veya içeriden gelen değişimlere karşı kişinin dengeli kalmasını sağlayacak. Bakıyoruz bunu nasıl sağlıyor? Mesela RF adını verdiği bir salgılama faktörü var arkadaşlar. Hormonal sistemde bunu detaylı olarak anlatacağım size. Burada arkadaşlar hipofiz bezinin çalışmasını kontrol ediyor bunu salgılayarak ve bu sayede de hormonlar kontrol edilmiş olacak. Peki hipotalamusun görevleri neler? Kan basıncı, kalp atış hızının ayarlanması, vücut ısısının ayarlanması ki insanlarda 36,5 derece yaklaşık olarak bu. Ve bu bir termostat görevi görüyor. Yani vücut ısınız düştüğü zaman tekrar eski haline getirmeye çalışıyor. Ya da yükseldiği zaman tekrar düşürerek eski haline getirmesi gerekiyor. Arkada bir örnek üzerinden açıklayalım bunu. Su dengesinin oluşmasını sağlıyor. İdrar oluşumunu sağlıyor. Vücutlardaki elektrolit dengelerini ve kanın asitliğinin düzenlenmesini sağlıyor. Kan pH'i önemliydi. Kan pH'i 7.4'tü. 7.4'ün altına inmesi ya da üzerine çıkması ölümcüldü. Günlük ritmimizin, duyu ve davranışlarımızın ayarlanması, yeme ve içme yani açlıkla ilgili olayların değerlendirilmesi, karbonhidrat ve yağ metabolizması bu çok önemli, iştah, heyecan, uyku gibi olayların denetlenmesi ve eşeysel olgunlaşma ve yönelmenin belirlenmesi hipotalamus tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi dedim ki termostat görevi görür hipotalamus sayesinde bu iç dengemiz kontrol edilir. Ne demek istiyorum? Vücut ısımız düştüğü zaman ne olacak arkadaşlar? Hemen bizim iskelet ve kas sistemimiz titremeye başlayacak. Dolayısıyla derimiz uyarılacak ilgili yerler tarafından ve buradaki damarlar daralacak. Damarlar daraldığı için de deri ne yapacak? Isı kaybını azaltmış olacak. Bu şekilde de bizim vücut ısımız yükseltilecek. Vücut ısımız yükseldiği zaman da tam tersi gerçekleşecek. Bu sefer damarlar daralmayacak da damarlar genişleyecek ve ısı kaybı yapılarak vücut ısımızın yüksekliği azaltılmaya çalışılacak. Şimdi bir de hipotalamusla ilgili şunu söylemek istiyorum. Genellikle öğrenciler, bizler çalışırken ne yapıyoruz? Daha uzun süreler çalışabilmek için geceleri çay ve kahve tüketimini arttırıyoruz ve uykumuzu kaçırmaya çalışıyoruz. İşte bu nereden geliyor? Bu içindeki kafein sayesinde hipotalamustan gelen uyuma impulslarını baskıladığı için kahve içtiğimiz zaman uykumuz kaçıyor. Epitalamusa bakacak olursak, epitalamusu arkadaşlar epifiz bezinin bulunduğu bölümdür. Epifiz bezinden salgılanan melatonin hormonu var. Bu hormon bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü biyolojik saatimiz. Biyolojik saat ne? Ne zaman çıkacağım, ne zaman uykumun geleceği yani. Bunun düzenlenmesini sağlıyor kısaca. Aynı zamanda uyku ve uyanıklık döneminde de etkili oluyor. Gelelim bir diğer bölüme, yani
orta beyne. Orta beyne baktığım zaman arkadaşlar, pons'un hemen üzerinde beyincik ve ara beynin arasında kalan yerden bahsediyorum. Ön beyin ile arka beyin arasında da ne yapıyor? Bir köprü oluşturuyor. Şimdi o zaman burada beyincik, pons, omurilik soğanı, omurilik arasında bir nöronların geçit bölgesi var. Ve orta beynin üst kısmında 4 tane çıkıntı görüyorum. Bu 4 tane çıkıntıya ben dördüz çıkıntı, yani optik lob ismini veriyorum. Burada bizim görme ve işitme ile ilgili merkezlerimiz var. O yüzden görme ile işitme ile ilgili olaylar burada önem kazanıyor. Mesela şimdi bayılan bir insan düşünün. Doktor ne yapıyor? Hemen gözüne ışık tutuyor. Neden ışık tutuyor? Çünkü göz bebeği fazla ışıkla büzülecek, küçülecek. Ama az olan ışıkla daha iyi görebilmek için ne yapacak? Büyüyecek. Eğer bu durum gerçekleşiyorsa o zaman ne diyecek? Orta beyinle ilgili bir sıkıntı yok diyecek. Bilinç var mı yok mu diye bu şekilde doktorlar kontrol sağlıyor. Ya da bir köpek ses duyduğu zaman, bir kedi ses duyduğu zaman hemen kulakları ne yapıyor? Dikleştiriyor. Bunun yapılması işitmeyle ilgili reflekslerin orta beyin tarafından kontrol edildiğini gösteriyor. Bir nesne hakkında alınan tüm veriler orta beyinde ne yapılır? Bütünleştirilir ve nesneyle ilgili son ilişki ön beyne aktarılır. Bizim burada karşımıza çıkan bir soru tipi daha var. O da şu arkadaşlar, bunu da unutmayalım. Kas tonusu dediğimiz olay. Kas tonusu nedir? Kas tonusu arkadaşlar, kaslarımız hiç çalışmıyorken bile, yatıyor durumdayken bile hafif kasılı olarak bekler. Çünkü dışarıdan gelen uyarılara hızlı bir şekilde ne yapacak? Cevap oluşturacak. İşte biz bu duruma kas tonusu diyoruz. Kas tonusu bayılma durumunda ne olacak? Ortadan kalkacak. Gelelim arka beyine. Arka beyin beyincik, omurilik soğanı ve pons'tan oluşuyor. Bakın beyincik dediğimiz yer şurası. Küçük beyin olarak da düşünebiliriz. Çünkü aynı beyindeki gibi dış tarafta arkadaşlar boz madde var. İç tarafta ak madde var. Şurada gördüğünüz şekil bir ağaca benziyor. O yüzden beyinciğe ne diyoruz? Hayat ağacı ismini de veriyoruz. Bunun dışında nereye göreceğiz? Hemen şurada gördüğünüz pons'u göreceğiz. Bir de arkadaşlar küçük omurilik diyebileceğimiz omurilik soğanını göreceğiz. Çünkü bunda da aynı omurilikte olduğu gibi dışarıda ak madde, içeride boz madde var eline kesitleri incelendiği zaman. Gelelim beyinciye arkadaşlar. Beynin arka alt kısmında bulunuyor. Aynı beyin gibi iki yarım küreye ayrılmış olarak görüyoruz. Eline kesit incelendiği zaman az önce söylediğim gibi dışta boz, içte ak madde var ve dallardan dolayı, ağaç gibi görüntüsünden dolayı da biz ne diyoruz buna? Hayat ağacı ismini veriyoruz. Beyincik dediğim zaman bilmeniz gereken şey vücudun dengesini sağlıyor ve kas hareketlerini düzenliyor. Tabii ki bu dengeyi tek başına düzenlemiyor arkadaşlar. İç kulağı gördüğünüz zaman, kulaktaki kısımları öğrendiğiniz zaman, otorite taşları falan diyeceğiz. Bunlarla birlikte bir koordinasyon sağlayacak. O yüzden hem görme, hem işitme, hem de kas hareketleri birlikte bir koordinasyon bu sayede sağlıyor. Deneysel olarak beyince çıkarılan kuşlarla ilgili sorular ya da işte başka bir hayvan da olabilir burada, sorular çıkıyor. Bunu da ne demeniz gerekiyor arkadaşlar? Dengesini sallayamadığı için uçamayacak. Bebeklere bakıyoruz. Mesela bebekler yaklaşık olarak 6 aylıkken beyincik gelişimi artık olduğu için ne yapabiliyor? Yavaş yavaş yürümeye başlayabiliyor. Ya da alkol ne yapıyor? Beyincin çalışmasını engellediği için buradan gelen impulsları kişinin dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Dolayısıyla düz yolda kişi ne yapamıyor? Alkol aldığı zaman yürüyemiyor. Yalpalayarak yürüyor. İnsanların beyinciklere hasara uğrarsa gözler hareket eden cisimleri izler, ancak durduğu noktada ne yapamaz? Duramaz. Mesela böyle parmağını burnuna doğru getir, dokun derler. Ne yapamaz? Dokunamaz. Gelelim omurilik soğanına. Omurilik soğanı da arkadaşlar beyinciğin altında pons ile omurilik arasında yer alıyor. Yapısı yine dediğim gibi az önce omuriliğe çok benziyor. Solunum, sindirim, dolaşım gibi ya da diğer sistemler gibi önemli yaşamsal olaylar burada olduğu için biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Hayat düğümü ismini veriyoruz. Eğer hayat düğümümüz, yani omurilik soğanımız zarar görürse ölümcüldür. O yüzden çok önemli. Karaciğer gibi şeker metabolizmasını ayarlamada yutma, kusma, çiğneme, hapşırma gibi yine bizim sistemlerimizle ilgili olan önemli reflekslerimizin kontrol edildiği, yani iç organ reflekslerinin kontrol edildiği yer burasıdır.
Şunu söyleyeceğiz şimdi burada. Önemli bir notumuz var. Az önce söylemiştim hatta sonuna doğru size konumunu söyleyeceğim diye. Uç beyinden çıkan, dikkat edin bu kelimeye, uç beyinden çıkan vücuda giren sinirler omurilikte çapraz yapıyor. O yüzden benim salivin kontrolü beynimin sol tarafı, sol tarafım, sağ tarafım ise beynimin ne yapacak? Sol tarafını kontrol edecek. Bu çapraz olayından dolayı loblar ne yapıyor? Zıt bir şekilde kontrolü sağlıyor. Gelelim Varoli köprüsüne, yani Pons'a. Burada arkadaşlar sadece memelilerde bulunduğunu lütfen unutmayın. Çünkü soruluyor memelilerde bulunduğu. Vücutlardaki kasların çalışmasını solunum merkezlerini düzenliyor. Tabii ki solunum merkezini tek başına düzenlemiyor. Önemli olan az önce ne dedik? Omurilik soğanı var dedik. Bu düzenlemeyi omurilik soğanı ile yapacak. Pons tüm vücudun kullanıldığı hareketlerin gerçekleştirilmesinde yine omurilik soğanı ile birlikte çalışacak. Yine tırmanma gibi, koşma gibi vücudun aktif kullanıldığı yerlerde beynin iki yarım küresi de aktiftir. Bu tip hareketler sağ ve sol taraftan ne yapacak arkadaşlar? Kasların yönlendirilmesi ile Pons'un da yardımıyla gerçekleşecek. Orta beyin, Pons ve omurilik soğanı birlikte beyin sapını oluşturuyor. Şimdi konumuzun önemli yerlerini bitirdik. Gelin şimdi konumuzla ilgili şöyle birkaç tane soru çözelim. İlk sorumuz diyor ki uç beyin ile ilgili verilmiş ifadelerden hangisi yanlıştır? Beyin diğer kısımları üstten kaplayan bölgedir. Doğru. Öğrenilmiş davranışların kontrol edildiği merkezler burada bulunur demiş. Doğru. Boz maddeden oluşan kısım beyin kabuğu denir. Evet, bu da doğru. Akson demetleriyle birbirine bağlanmış iki yarım küreden oluşur. Bunu da söyledik. Doğru. Ön kısım temporal ve parietal loblar, arka kısım frontal ve oksipital loblar demiş. Bunların yerlerini yanlış verdiği için arkadaşlar buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. İnsanda sinir sistemiyle ilgili beyin kısmını bitirdik. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili soru çözümü de yapacağız ama önce konuyu tamamen bitirmemiz gerekiyor ki hepsine hakim olalım ve soruları rahatlıkla çözebilelim. Haftaya dersimize kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.